Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan. Ve'tebiru bil emsal sadaka Resulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem, değerli ve sevgili kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı kardeşlerimizin ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri Peygamber Efendimizin hadisi şerifindeki müjdeyi düşünüp ona nail olmak niyetiyle buralara gelip cihatlar eyleyerek fethetmiş olan Fatih Sultan Muhammed Han ve ordusu mensubu mübarek mücahitlerin, şehitlerin vesaire fatihlerin, mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin ruhları için şu camimizin banisi mübarek İskender Paşa'nın ve bu caminin bugüne kadar hizmette devam etmesine vesile olan tamirleri, tevsileri, hizmetleri yapmış olan hayır hasenat sahiplerinin ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar için hayırlı işler yapmak üzere kesesini açıp masraf yapmış olan
hayır sahiplerinin ruhları için ve haseten okuduğumuz eseri yazan Gümüşhaneli hocamız Ahmet Siyahettin Hazretlerinin ruhu için, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhu için ve uzaktan yakından bu hadisi dinle, hadisi şerifleri dinlemeye gelen, aşk ve şevk ile zahmetler çekip, yollar kat edip buraya ulaşan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal eylemiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, hediye olsun ve ruhları şad olsun, kabirleri cennet bahçesi olsun, makamları yüce olsun, nurları, sürurları ziyade olsun diye, o büyüklerimizin, evliyaullah, mürşitlerimizin ve Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım, iltifatlarına, himmet ve teveccühlerine mazhar olalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ruhlarına hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun. Kadınlar kısmına ses gitmiyormuş, çaresi neyse esbabına tevessül edilsin. Kağıt geldi, kadınlar kısmına ses gitmiyor imiş. Elektrikten anlayanlar. Cami ve dernekte televizyon çalışmıyor, ilgilenmesini rica ederiz diye bir kağıt daha. Evet, konuşmanın baş tarafında Arapça metni şerifini okuduğumuz hadisi şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş. Bir saat sonra beni ikaz et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, A'ribul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i i'rab ediniz. Vettebi'u garaibehu. Nadir olduğu için herkesin bilmediği garip ifadelerinin ne manaya geldiğini anlamak için peşine düşün, araştırma yapın, anlamaya çalışınız. Ve garaibuhu faraiduhu. Çünkü o manaların altında Kur'an-ı Kerim'in farizaları, farzları, mühim manalar, ibadetlerin nasıl olacağına dair işaretler yatar. Saklıdır onların arkasında. Ve hududuhu ve Allah'ın yasaklarının ifadeleri vardır o kelimelerin arkasında. Şunu yapın, şunu yapmayın diye hudud-u ilahinin, hudud-u şer'iyenin, efendim, cezaların, şurayı geçerseniz şu cezayı yersiniz diye cezaların manaları vardır onun altında. Fe innel Kur'ane nezele ala hamseti evcuh. Kur'an-ı Kerim 5 konuyu ihtiva eder içinde. Böyle konular olarak inmiştir kullara. Halal vardır. Bu 5 şeyi sayıyor.
nelerin helal olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır, vardır görürsünüz. Ve haram, neler haramdır onlar vardır. Ve muhkem ve müteşabih vardır. Yani manası bir baktın mı hemen aşikara anlaşılan emirler vardır. Manasını ancak derin alimlerin anlayabileceği veya beşerin anlayamayacağı müteşabih ayetler vardır. Mesela elif, lam, mim. Üç tane harf. Rumuz gibi yani. Onlar vardır. Ve emsal ve kıssalar, ibretli eski peygamberlerin zamanında olmuş olayların hikayeleri, kıssaları vardır. Bu beş çeşidi bilmesi lazım Müslümanların. Fa'melu bil halal, bunları bilin, halal olanlarını yapın. Şunu şöyle yapmanız helaldir dediği şeyleri yapın. İyidir dediği şeyleri. Veçtenebul haram, yasaktır, yapmayın dediği şeyleri bırakın. Faizmiş, içkiymiş, zinaymış, yalanmış, gıybetmiş, suizanmış. Bırakın bunları. Vettebi'ul muhkem, manası şıp diye herkesin hemen gözünün önüne serili, anlaşılabilen muhkem ayetlere ittiba ediniz. Ve ahikku bil müteşabih, ve müteşabih olan ayetlerinin hakikatini anlamak için onların hak olduğunu kabul edin, tamamdır deyin, hakikatini kavramaya çalışın. Ve'teberu bil emsal, anlatılan eski ümmetlerle ilgili kıssaları, menkabeleri, olayları, hadiseleri de kafanıza yerleştirin, ibretlerinizi alın, kıssadan hissenizi çıkartın, ibret alın. Siz o ümmetlerin düştüğü kötü durumlara düşmeyin, Allah'ın cezasına, belasına, gazabına uğrayan öteki ümmetlerin durumundan ibret alın da kendinizin vaziyetini ayarlayın. Şimdi biraz daha açıklayalım. Muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iradesinin dışında Allahu Teala Hazretleri tarafından zaman zaman kendisine vahiy gelirdi. Dışarıdan ilahi bir şeyle, ya melekle ya bir başka vasıta ile Peygamber Efendimize bazı cümleler, bilgiler, ifadeler gelirdi. Peygamber Efendimiz bu ifadeler geldiği zaman çok aşikar, değişik bir duruma düşerdi. Hatta şöyle anlatayım, böyle sıkışık bir şekilde otururken Peygamber Efendimiz'in dizinin şöyle temas ettiği, değdiği bir insan, normalken bir şey yok. Vahiy geldiği zaman dizinin muazzam tonlarca ağırlık altında kalmış gibi, ezilecek gibi olduğunu söylüyor. Yani dışarıdan olağanüstü bir şey olurdu Peygamber Efendimiz'e. Tamam, normal temasla bir şey yok. Vahiy gelince sanki dizinin üstünden tank geçmiş gibi veya muazzam bir ağırlık varmış gibi. Müthiş bir şey olurdu. Devenin üstündeyken vahiy gelince, yani bu psikolojik bir durum değil, yandaki insan Peygamber Efendimiz'i seviyor da, hürmet ediyor da, işte falan elektriklenme, elektriklenme. Devenin üstündeyken vahiy gelirse deve ıhar çökerdi. Ayakta durma takati olmazdı. Olağanüstü bir olay. Ve bu vahyin bazen sesi bir arı vızıltısı gibi böyle bir sesle, artık nasılsa o arı uçuşu veya vızıltısı gibi diyelim, öyle bir sesle de belli olurdu. Vahyin gelişi böyle bir sesli şeyle de belli olurdu. Ve Peygamber Efendimiz çok tazik altında kalırdı vahiy esnasında, terlerdi. Çok sıkışırdı ve vahiyden sonra bitap düşerdi. Yani olağanüstü bir olay cereyan ederdi üzerinde, ondan sonra Kur'an-ı Kerim inerdi. Kur'an-ı Kerim, hani hep inkarcıların sözlerine karşı olayları şöyle 20. yüzyılın
insanının normal anlayabileceği şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Bunlar neyi gösteriyor? Yani Peygamber Efendimiz'in vahyinin dışarıdan gelen bir enerjiyle, bir yükle, bir güçle olduğunu ve bunun da insanlar tarafından görülen tesirleri olduğunu gösteriyor bunlar. Deve ayakta duramıyor. Adamın dizi parçalanacak gibi oluyor yanındaki adamın. Efendimiz kanter içinde kalıyor, bitkin düşüyor. Yani kendisine ait bir şey değil. Hani derler ki, diyebilirler ki, düşünebilirler ki münkir insanlar şeytan inkarı yağlayıp ballayıp da yutturmak için zehiri bahaneler şey yapar canım işte. Yani iyi bir insanmış. Bazıları böyle safsattalar şey yapıyor. Düşünmüş, taşınmış. Vahiy diye bir şeyleri söylemiş. Kafir olursun. Böyle düşünürsün. Dışından, kendisinden kaynaklanmayan dışarıdan bir olay. Ve biz bunu tarih olayı olarak karşımızda efendim nakledilenlerden manzarayı anlatıyoruz ki size, siz de anlayın. Yani bir insanın normal ilham geldiği zaman böyle şeyler olur mu? Kalemi eline almış, kompozisyon yazacak çocuk gözlerini kapatıyor. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Şair şiir yazacak. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. İstediği kadar düşünsün. Adam işini düşünüyor. Kaşları kırışmış, dalmış, düşünen adam Rodin'in efendim dizine efendim dirseğini dayamış. Bir şeylik olmaz. Burada bir şey var. Yani kainatın maverasından Resulullah Efendimiz'e gelen enerji yüklü muazzam bir şey var ve çevre tahammül edemiyor buna. Efendimiz de ona tahammül edilecek şekilde yaratılmış veya ameliyatlardan geçirilmiş manevi zor tahammül ediyor. Ter döküyor filan. Ondan sonra da aynen Resulullah Efendimiz duyduğunun tekrar ederdi. Başka şeyler de anlıyoruz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَوِ Ey Resulüm, acele etme. Dilini kıpırdatma. Ezberleyeceğim filan diye. Şimdi Efendimiz'e vahiy gelince Allah'ın emri diye Efendimiz telaşa kapılıyor. Kapılmaz mı insan? Allah'tan emir geliyor. Kainatın hakiminden, sahibinden, yaradanından emir geliyor. Ezberleyin filan diye tekrar filan yoluyla şey yapınca vahiy geliyor. La tuharrik bihi lisaneke. Acele etme. Dilini kıpırdatma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anahu. Merak etme. Şu Kur'an-ı Kerim'i muhafaza etmek, derlemek, toplamak, okutmak sana, halka onu intikal ettirmek, o bizim kudretimizle, biz onu yapacağız, üzülme, unutacağım filan diye telaşlanma. Yani Efendimiz'in haleti ruhiyesini ve ona dışarıdan gelen ikazı görüyoruz burada. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ Vahiy karşısında nasıl tavır takınacağını filan söylüyor. Sonra Peygamber Efendimiz'in aleyhinde ifadeler taşıyan ayetler geliyor. Sen diyor zihninde halktan utandığın için şu konuda utanıyordun, sıkılıyordun, söylemiyordun ama Allah hakikati söylemekten utanmaz, şu şöyledir diyor. Sonra Efendimiz yanlış bir hareket yaptığı zaman gelen hareket onu tenkit ediyor, gelen vahiy. Abese ve tevella, yüzünü buruşturdu, sırtını döndü o. Enca ehul ama ama ona geldi de bir laflar söylüyor diye yüzünü buruşturdu diye Abese suresi iniyor. Öyle yapma. O zenginlerin hatırını yapacağım diye bu fakir amaya sırtını dönme. Tekrar tekrar sana soru sordu diye canın sıkılıp da yüzünü kırıştırma. Yani aleyhinde söz bunlar Efendimiz'e. Bütün bunlar gösteriyor ki net olarak. Yani eğer insafın varsa, eğer aklın varsa, eğer bilim adamı kafan varsa, eğer hakikati araştırıyorsan görürsün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'tan mesaj geliyor. Anlarsın. Net olarak anlarsın. İster mümin ol, istersen insaflı bir imansız ol. İnsafsız bir imanlı bile olsan incelersin, imana gelirsin. Anlarsın meseleyi. Bu bir oyuncak değil. Peygamber Efendimiz'in peygamber olmasından sonra, başarısından sonra, Mekke'yi fethetmesinden bilmem etrafına yüz binlerce insanın aşık-ı sadık ashab-ı kiramın toplanmasından sonra taklitleri çıktı. Taklitleri çıktı. Peygamberlik davasıyla ortaya insanlar çıktı. Müseylemetül Kezzab mesela, yalancı Müseyleme. O da ben de peygamberim dedi. Resulullah'la kavga edecek ya, rekabet edecek ya. Tutturamadı başka türlü düşmanlığı.
Ben de peygamberim dedi. Bana da vahiy geliyor dedi. Yalan dolan, ıvır zıvır. Bir seferinde dediler ki, Resulullah Efendimiz amaya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iki gözü görmeyen adama dua ediyor, gözü açılıyor. Sen de dua et dediler. Gözü ağrıyan bir adamı getirdiler. Müseylemetül Kezzaba. Yalancı, sahte peygambere. O da halkın o taziki karşısında bir dua etti. Gözü açılsın, mözü açılsın filan diye. Bir gözü daha kör oldu adam. Sen misin Allah'ın karşısında yalancılık yapan? Sen misin Allah'ın hak peygamberinin karşısına çıkan? Gelen adamın gözü kör oldu. Ya nasıl Allah hor olsun diye, alçalsın aşağıların aşağısına düşsün diye ne hale getiriyor? Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını inceleyen hayran oluyor, inceleyen kurban oluyor, inceleyen Müslüman oluyor. Başka çaresi yok. İnsafı varsa, bilim adamıysa, şimdi biz meseleleri bilimsel olarak inceliyoruz. Suyu alıyoruz, içiyoruz suyu. Nasılmış? Mikroskopun altında inceliyoruz. Ha, mikrop varmış. İçilmez. İçine klor katalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Temizse içilebilir diyoruz. Buyurun için vesaire. Mühür basıyoruz. Damacanalara temiz sudur, mahsuru yoktur. İnceledik biz. Halk sağlığına uygundur filan diyor. Bilim adamı yani gelen su iyi ise iyi, kötü ise kötü. Bizim bahçeden su çıktı kuyudan, şeyden boru vurduk. Raporda diyor ki içilmez. İçinde nitrit vardır. Kullanılmaz. Ancak bahçe sulamaya yarar. Ama ötekisi gittiği zaman içilebilir, güzel diyebiliyor. Suyuna göre. İlim adamı. Yani gelenin durumunu inceliyor. Eğer böyle bir insafı varsa, aklı varsa, düşmanlığı yoksa, hıncı yoksa, art niyeti yoksa, başka yerden para alıp da havlamakla görevlendirilmemişse, arkasından aport denilip, hadi bakalım denilip, şu tarafa havla diye bir emir gelmemişse o zaman gerçeği kabul eder. Çare yok. Herkes kabul ediyor. Amerikalısı kabul ediyor, Japonu kabul ediyor, Hintlisi kabul ediyor, Çinlisi kabul ediyor. Çin'de bir sürü Müslüman var. Buraya Çinli bir kardeş gelmiş, belki şimdi aranızdadır. Yani büyük Çin'den efendim, kardeş gelmiş, bizim arkadaşlarımızla konuşmuşlar, hanımıyla, şeyle, Müslüman olmuş. Oluyor. Yani aklı olan, insafı olan. Avustralya'da ben görüştüm, Perulu birisi. Müslüman olmuştu. Bir de geldi bizden ders aldı, derviş de oldu. Yunanlı birisi geldi. Biz Yunanlılarla neyiz? Ege'de çakışma, çatışma bilmem ne halindeyiz. Müslüman olmuş, sakal bırakmış, pırıl pırıl bir kardeş. Tatlı bir kardeş. Bir de ders aldı, bir de derviş oldu. Biz burada ameliyat oluyorduk. Yusuf İslam geldi. Kocaman sakalı, cübbesi, sarığı gören bizim Karadenizli vatandaşlardan birisi sanır. Mahmut hocamızın şeyi sanır, ihvanı sanır. Efendim, geldi, işte geçmiş olsun, hoş gelsin, bilmem ne. Melek gibi bir şey. Ya bu muydu eskiden caz müzikçisi, dangur, dungur, paldır, küldür, o çalgıları, malgıları şey yapan bu muydu? İnanamaz. Avustralya'ya gitmiş, inanan, sağlam inandı mı? Bak nasıl oluyor cevapları. Havaalanında 3-5 kişi karşılamış. Avustralyalı İngilizler demişler ki, bak gördün mü, pop müzikçisiyken binlerce insan çılgınca seni böyle alkışlıyordu, havaalanı doluyordu. Şimdi bak 3-5 kişi karşıladı. Demiş hiç kıymeti yok. Allah sevsin. Efendim, mühim olan o. Yani halkın itibarı kesilebilir insan doğruyu söylediği zaman. Doğru söyleyeni 9 köyden kovabilirler. 9 köyden kovarlar, karalarlar. Peygamber Efendimiz'i ne yaptılar? Kendi yurdundan çıkarttılar. Öldürmeye kalktılar. Ne yaptı? Muhammed el-Emin'di. Paraları getirip ona teslim ediyorlardı. Anahtarları ona teslim ediyorlardı. Efendim, onu hakem seçiyorlardı. Doğru insandı. Niye öldürmeye kalkıyorsunuz bunu? Ne oldu? Putlarımıza çatmasın. Düzenimizi bozmasın. Düzen bozuk olunca onun bozulması lazım ki düzeltilsin. Bak caminin efendim içini Allah razı olsun, Miktat Hoca Efendi evirdi çevirdi tabana şimdi şey efendim kalorifer efendim şurası burası badana boya. Bozulunca düzeltilir. Her baharda insan evinde bir badana boya yapıyor. Ev çok şey yaptığı zaman esaslı bir tamirden geçilir. Tamir edilecek gibi olmazsa yıkılır, yenisi yapılır.
Dediler ki, ne istiyorsun sen? Peygamber Efendimiz'e yapılan teklife bakın. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesire. Şu teklife bakın. Ne kadar çağdaş bir teklif. Tam Avrupalıların, efendim, Amerikalıların yapacağı cinsten bir teklif yani. Çağdaş, 20. yüzyıl, modern teklif. Diyorlar ki, ne istiyorsun sen? Ne yapmak istiyorsun? Para istiyorsan para toplayalım, para verelim, seni zengin edelim. Paraya boğalım seni. Gırtlağına kadar paraya boğalım derler ya, hani böyle bazen duyarız. Seni paraya garg edelim. Hayır. Hükümdarlık istiyorsan seni hükümdar seçelim başımıza. Hayır. En asil, en güzel kızlarımızla düğün yapalım, evlendirelim seni. Hayır. Hayır. Peki bir insan niçin liderlik davası diye ortaya atılır? Ya para, ya mevki, ya makam, ya itibar, ya bilmem, ya şunu, ya bunu. Söylüyorlar, söylüyorlar. Diyor ki, hayır dedikten sonra, bak, bunlar az şeyler değil. Zengin olmak, hükümdar olmak, efendim başkan olmak, reis olmak, reisi cumhur olmak, bakan olmak, millet birbirini yiyor. Sen bakan olacağım, ben bakan olacağım diye parti içinde bölünme bile olabiliyor. Mutlu olmak, en güzel kızı bulup onunla evlenmek, güzel mutlu bir yuva kurmak. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin hikayelerini duyuyoruz. Ferhat dağı delmiş, efendim Kerem 32 dişini söktürmüş bilmem ne filan. Bunlar şey, efendim benzerleri oluyor. Adam feleğini şaşırıyor, efendim çarpılıyor, yamuluyor filan. Diyor ki bak, bunlar değil. Bir elime kameri verseniz, al sana mehtap, kamer. Bir elime güneşi verseniz, bir elime ay demiyorum, ayı versiniz deyince o hayvan ismi geldiğinden onun için söylemek istemiyorum. Kameri diyorum. Bir elinde ay olsa, bir elinde güneş olsa, verilse yani, vermeleri mümkün olsa yani. Bak sana ne kadar şeyler veriyoruz, bir elinde ay, bir elinde güneş, yine bu davadan vazgeçmem. Çünkü vazifeli peygamberim diyor. Vazifeli, Allah'ın emrini yerine getiriyor. Utanıyor, sıkılıyor, taşlanıyor. Muhterem kardeşlerim, siz hiç refüze oldunuz mu? Reddedildiniz mi? Bir kapı karşınızda, yüzünüze kapandı mı? Birisi kovdu mu sizi? Hiç böyle bir şey başınıza geldi mi? Yani benim başıma pek gelmedi. Gelse herhalde karşımdaki adamla gücümün yettiğince ne yapacağımı ben bilirim. Sen de öyle. Yani alt alta, üst üste bir hakkımızı korumaya kalkarız. Taif'e gitti, taşladılar. Topuğu yaralandı. Şehirden dışarı çıkarttılar. Bir bağ evine sığındı Peygamber Efendimiz. Topukları kanadı. Çoluk çocuk peşine takıldı, taşladılar Peygamber Efendimiz. Kureyş'in eşrafını, ayağını, ileri gelen şahsiyetlerini çağırdı. Anlattı. Ben dedi, bana itimat eder misiniz? Tabi ederiz, sen Muhammed el-Emin'sin. Sana güveniyoruz, dürüstsün sen. Aramızdan soyunu sopunu biliyoruz. Mekke'nin hakimi olan bir Abdülmuttalib'in torunusun sen. Evet, baban genç yaşta öldü ama soylu bir aile, sen ailedensin, ahlaklısın, temizsin, paksın, pırıl pırılsın, dürüstsün. Tabi itimat ederiz. Ben şimdi dedi, şu dağın arkasında düşman ordusu gördüm. Geliyor bu tarafa doğru şehre, saldıracak desem inanır mısınız? Bir tehlikeyi haber versem, inanırız. İnanırız dediler. Çünkü sen Muhammed el-Emin'sin. Güvenilen, emin, itimat olunan, güvenilen Muhammed'sin. O lakabı almış bak Allah'ın hikmetine. Başka lakaplar alabilirdi. Muhammed el-Cemil lakabını alsaydı güzel Muhammed adı olurdu. Yakışıklı Muhammed, güzel Muhammed, efendim güçlü Muhammed, sağlam Muhammed, efendim bahadır Muhammed, yiğit Muhammed, Muhammed el-Emin. Allah o sıfatla halkının arasında evvela onu şöhretlendiriyor. Neden? Allah'ın her işi hikmetli de onda. Vazifelendirdiği şahsın güvenilen bir şahıs olduğunu beldesindeki bütün insanlar evvela tasdik ediyor. Güvenilen bir insan mı bu? Güvenilen insan. Yalan söyler mi? Söylemez. Dürüst mü? Dürüst. Hak yer mi? Yemez. Paramızı itimat ederiz, aynen alırız. Dürüst mü? Dürüst. Hah, işte bu dürüst insan bir haber getiriyor sana. Allah Celle Celaluhu'dan vahiy getiriyor. Ne kadar muhteşem bir şey. O dürüst insan vahiy getiriyor. Medine-i Münevvere'ye geldi. Medine
başka kültürlerin de olduğu bir şehir. Yahudiler var. Beni Kureyze var, Beni Nadir var, şeyleri var, köyleri var, kaleleri var. Etrafı surlarla çevrili. Harabelerini gördük biz. Medine-i Münevvere'de tarihi bilenler gösterdiler. Orada Yahudiler var. Yahudiler Peygamber Efendimiz'in peygamber olmasından önceki zamanlarda bekliyorlardı. Şimdi bize Musa Aleyhisselam'ın haber verdiği o ahir zaman peygamberinin gelmesi zamanı yaklaştı. İyice yaklaştı. Buralardan çıkacak. Biliyorlar. Yerini biliyorlar. Kitaplarında var çünkü. Tevrat'ta ve İncil'de Peygamber Efendimiz'le ilgili bilgiler var. Tarih kitapları söylüyor. Kur'an-ı Kerim şahit. Bekliyorlardı. O peygamber geldi. İncelemeye geliyor, sondaja geliyor daha. Feyza ve çukurluğu neyse bir veçin cesa. Yüzü yalancı insan gibi değil. Sözü yalancı sözü değil. Pırıl pırıl. Bakışın, bakılışından, manzarasından belli Resulullah'ın hali. Çünkü Resulullah Efendimiz men ra'ahu bedîheden hâdehu. İlk kendisini görenin yüreği hoplardı. Heybeti tesir ederdi Resulullah'a. وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً Kim onu tanırsa, biraz geldi gitti, öğrendi halini, huyunu, اَحَبَّهُ Aşık olurdu, severdi. Emsali görülmemiş bir insandı. Yusuf Aleyhisselam'dan da daha güzeldi. Yusuf Aleyhisselam güzeldir. Kadınlar ellerini kesmişler, elmayı soyacağız derken bıçaklar yanlış yere gitmiş, car, elleri kesilmiş. قَطَّعْنَ اَيْدِيَهِنَّ Yusuf Aleyhisselam çıkıverince böyle, gel bakalım diye Zeliha valide, efendim çağırınca kapıdan Yusuf Aleyhisselam çıkıverince ellerine elmayı vermiş önceden, bıçağı vermiş. Tehlikeli duruma mahsustan sokuyor hepsini. Mahsustan sokuyor. Siz misiniz benim aleyhimde dedikodu yapan kölesine aşık maşık diye? Dur bakalım o köleyi bir görün de siz ne yapacaksınız? Hepsinin eline şeyi vermiş, elmayı vermiş. Ve atet külle vahidin minhünne sikkinen her birine bıçak da vermiş, elma da vermiş. Soyun elmaları diyor. Herkes eline bıçağı, elmayı aldığı zaman ve kâletu hruc aleyhin. Ya Yusuf, çık şunların yanına bakalım. Yusuf Aleyhisselam bir çıktı, kadınlar hizmete geliyor yani. Gel dediği zaman, çık bunların yanına dediği zaman bir çıktı. Kadınlar bir baktılar, dünya güzeli bir peygamber ama çok güzel bir insan. Afalladılar, şaşırdılar.
elmanın kabuğu filan hatırlarında kalmadı. Ellerinde bıçak olduğu hatırlarında kalmadı. Katta'na eydiyehinne. Ellerini kestiler. Ellerini doğradı. Ah filan diye şaşırdılar. Ellerini kestiler. Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Dedi ki işte beni kınadığınız köle bu. Siz görün bakalım. Dayanılır gibi mi? Çok güzel. Resulullah Efendimiz ondan da güzeldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri şu kırık dökük kelimelerle anlatmak istediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Aklı ve ilmi olan konuşsun, aklı olmayan ve ilmi olmayan konuşmasın da cahilliği, budalalığı ortaya çıkmasın. Bilenler gelsin ortaya, bilmeyenler sussun, haddini bilsin. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Beşer kelamı değildir. Allah'ın peygamberi zişanımıza vahyidir. İlham da değildir. Şairin ilhamı gibi de değildir. Şairin ilhamı dedin mi, kafir oradan bir yakaladı mı, cağır, nereye götürür iş? Herkese ilham geliyor. Gözünü kapatana ilham geliyor. Önüne gelen bir şeyler söylüyor. Şairim diye ortaya çıkıyor. Kimisi şair-i azam adını alıyor. Kimisi efendim şöyle böyle sultan-ı şuara adını alıyor filan. Öyle değil. Şiir ona gerekmezdi. Şiirle ilgisi yok. Ciddi, ciddi bir zat-ı şerifti Peygamber Efendimiz. Hayatında hiç gayri ciddi işi yok. Bir müşrik düğününü görmeye gitmek istemiş gece. 3 gece arzu etmiş, teşebbüs etmiş, Allah uyku bastırmış, gidememiş. Nefis istiyor, daha henüz peygamberlik yok. Çocuk delikanlılık çağında düğün seyredecek. Eğlence. Uyku bastırtıyor çünkü Resulullah'ın öyle yere gitmesi yakışık almaz. İleride peygamber olacak bir zatın her hali Allah tarafından korunuyor. Peygamberler masumdur. Ne demek? Masum, korunmuş demek. İsmet sıfatı vardır. Masumiyetleri vardır. Ne demek? Korunmuştur. Günahlardan, hatalardan, haramlardan. Önceden damgalanmıştır standart belgesiyle, ilahi standart belgesiyle. Bu Allah'ın has kuludur diye damgalıdır. Resulullah, peygamberler öyledir. Peygamber Efendimiz de seyyidil mürselindir. Peygamberlerin en başında gelir. İmamul mürselindir. Peygamberlerin önderidir. Ona Allah'tan böyle vahiy geldi. Ve sadece kendisinin çevresiyle ve psikolojik yapısıyla ilgili bilgiler değil, hem eskiye ait tarihi bilgileri düzelten bilgiler geldi, hem de istikbale ait olacak hadiselerle ilgili bilgiler geldi. Eski ümmetler bazı bilgileri saptırmışlar ve bozmuşlardı. Yahudiler şunu, şurayı bozdular, Hristiyanlar burayı bozdular diye düzeltti Kur'an-ı Kerim bilgileri. Onun için Fransız ilim adamı, bilimler akademisi azasından Profesör Maurice Bükey kardeşimiz diyor ki, Hristiyan adam idi, Hristiyan iken. İncil, Tevrat, Kur'an incelemiş hepsini. Avrupalılara diyor ki, bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri için onlar diyorlar ki canım işte Hristiyanlığın bazı bilgilerini almış söylemiş Arabistan'da. Eğer o bilgileri almış da söylemiş olsaydı yanlışları da tekrar ederdi. Bak Tevrat'ta şu yanlışlık var, İncil'de şu yanlışlık var, bozulma var, tahrifat var, bozulmuş. O bozuk yerler burada yok bak, düzeltilmiş. Demek ki onun kopyası değil. Bir şeyi aynen kopya eden şey bozuğunu da kopya eder. Görüyorsunuz diyor. İncelemesi sonunda Müslüman oluyor. Bilimler Akademisi'nin üyesi olan Profesör Maurice Bükey. Tanıştık, geldi buraya. Yıldız Parkı'nda bir toplantıda Müslüman adam kürsüye çıktı. Efendim salatü selamla, hamdü sena ile güzel Müslümanca konuştu. İslam'ı savunacak fikirler söyledi. Libya delegeleri karşısına çıktılar, bunu sıkıştırmaya çalıştılar. Libya güya İslam ülkesi. Oranın delegeleri daha böyle münkirce konuştular. O mümince müdafaa yaptı. Maurice Bükey. Eskiye ait bilgileri düzeltiyor Kur'an-ı Kerim. Eski ümmetlerin hatalarına işaret ediyor. Siz şurada hata ettiniz, öyle olmayacaktı, o işin aslı öyle değildi, şu şöyle değildi. Bazılarına da diyor ki,
Siz İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi diyorsunuz. Gösterin delilinizi. Yok öyle bir şey. Öyle değildir, böyledir diyor. Değiştiriyor. Yani iddiayla ortaya çıkıyor. Siz Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Hayır, yoktur öyle şey. Vesaire. Detay veyahut ana fikir. Şey söylüyor. Zekeriya Aleyhisselam için şöyle dediniz, böyle dediniz, bilmem ne. Onun yanında mıydınız kura çekildiği zaman? Şey yapıyor. Bütün olayları bilen alemlerin Rabb'ı eskiyi tasih ediyor, ileriye ait bilgi veriyor. İleriye ait bilgiler ne? İranlılar şeyi yenmiş. Rumları, Romalıları, Bizanslıları yenmiş. Efendim, müşrikler sevinmiş. Tamam. Ehli kitabı, ateşperestler, müşrikler yendi. Tamam, biz Arabistan'ın müşrikleri de sizi tepederiz. Bak işte gibilerden bir psikolojik durum. Efendim, sevinmişler. Kur'an-ı Kerim diyor ki, sevinmeyin. Sevinmeyin demiyor da, evet, gulübetir Rum, Romalılar mağlup oldu ama sonra bir zaman sonra galip gelecekler. Ayet iniyor. Mağlup olduğu zaman diyor ki, galip gelecekler. İstikbalde yenilecek İranlılar. Bizanslar galip gelecek. Müşriklerle şey olduğu zaman konuşurken Ebu Bekir Sıddık Efendimiz şeyi okudu ya, Gulübetür Rum suresini okudu ya, diyor ki, başına sevinmeyin, yenecek. Bizanslar yenecek İran'ı diyor. İddialaşıyorlar. Peygamber Efendimiz'e geliyor, iddialaştık ya Resulallah müşriklerle diyor. Kaç devesine? Şu kadar deve. Develeri arttır diyor. 100 deve. Neden? Tereddüt yok. Tereddüt yok. İstikbale ait bilgiyi veriyor Kur'an. Geçmişe ait hatayı düzeltiyor. Efendim, hayata nizam veriyor, istikbale ait bilgiyi veriyor. Maddi bilgileri de veriyor. Sonra ahiret hakkında bilgi veriyor tabii. Ahirette şöyle olacak, cennet var, cehennem var, ayağınız derin kalın diyor ayrı ama maddi şeyler hakkında da bilgi veriyor. Yani bu kadar delili gören, bir gözü gören insan Müslüman olur muhterem kardeşlerim. Dünya üzerinde Müslüman olmayacak insan yoktur, aklı varsa. Müslüman olmuyorsa mutlaka bir menfaati vardır. Mutlaka bir kuyruk acısı vardır, bir şey vardır. Ama kuyruk acısı olanlar bile Müslüman oluyor. Kur'an-ı Kerim'in öyle bir gücü var ki, İslam'ın öyle bir gücü var ki, demin söyledim ya, yalancı peygamberler türemiş. O yalancı peygamberlerden bir tanesi, sahabenin bazı böyle kıymetlilerini de şehit edip harplerde, dertlerde, fırt kaçmış şeye, Hristiyan ülkelere. Yenilmiş savaşta, kaçmış. Öldürememişler, yakalayamamışlar, kaçmış. Yıllar sonra kendisi Müslüman oluyor, hacı olarak şeye geliyor. İhramlanmış olarak Mekke'ye geliyor. Aklını başına devşirmiş. Ondan sonra da ben bu yaptığım eski kötülükleri ancak cihat ederek, şehit olarak temizleyebilirim diye öyle bir cihada sarılmış ki, öyle kahraman bir adam olmuş ki, bir deniz savaşına katılmış. Medine-i Münevvere'de Kitab-ı Tevvabin'de okudum da, arkadaşlar dediler ki, hocam bunu bir senaryo haline getirelim, bu filmi çekilecek bir şey dediler. Deniz savaşına katılıyor, eski sahte peygamber, sonradan hatasını anlayıp efendim tövbe etmiş, Müslüman olmuş, ondan sonra hac etmiş filan, Hazreti Ömer zamanında savaşa gitmiş. Düşman gemisi karşıdan geliyor, Müslüman gemisi de ona doğru gidiyor. Diyor ki, beni sallayın, oraya atın. Herhalde ben, detay yok ama kitapta, tahmin ediyorum ki direkleri halat bağlıyorlar yukarıdan. Bu taraftan salınacak gibi sallıyorlar. Direk o şey uzun olduğu için halat öbür tarafa gemiye cump atlıyor. Yani iki gemi biraz mesafeli olduğu halde böyle. Tek başına düşman gemisine beni sallayın diyor. Atın diyor. Onlar da kim bilir nereden tutuyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Savurup düşman gemisine atıyorlar. Ölümden mümin korkmaz muhterem kardeşler. Müminin halini kafir anlayamaz. Mümin ölüme seve seve gider. Orhan Şahik ne diyor? Bir gül bahçesine girercesine. Nasıl hoşuna gider insanın gül bahçesine, parka, bahçeye gitmek, havuzu bir yere? Şöyle, bir gül bahçesine girercesine gider. Şehit olmadığı zaman ağlar, üzülür. Kaç sefer savaşa girdim de şehitlik hala nasip olmadı diye ağlayanları biliyoruz. Tek başına savuruyorlar.
Neden? Adam mümin de ondan radıyallahu anh. İmana gelmiş. Sallayın beni diyor düşman gemisine. Zzz, bir sallıyorlar. Gemidekilerin önüne gelenini kesmiş, ötekiler de cüm denize atlamışlar. Önünden kaçmaktan başka çare bulamamışlar. Ya denize atlamış, boğulmuşlar ya kılıcın altında. Tek başına ve ölmemiş. Yani gemiyi de haklamış. İman kuvveti. İman, müminin karşısında kimse duramaz. Biz sağlam Müslüman olsak karşımızda Rusya, Çin, Amerika filan duramaz. Çürük olduğumuzdan Allah bu cezaları başımıza getirdi. Çürüdük. Ahlakımız çürüdü. Rüşvet aldık. Osmanlılar zamanında haksızlık yaptık. Parası çok olanın parasını gasp etmek için adamın kafasını kestiler. Konaklarına, mallarına el koydular. Zaten o da o malları haramdan, rüşvetten almış. Bilmem ne filan. İşler bozuldu. Homoseksüellik yayıldı. Allah'ın en kızdığı şeylerden birisidir. Homoseksüalite Allah'ın en kızdığı Lut kavminin ameli. Kavmi Lut. Lut kavminin ameli. En kızdığı şey. Onlar yayıldı. Kötülükler yayıldı. İçkiler yayıldı. Osmanlı edebiyatı diye bize liselerde yutturuyorlar. Şarap, meyhane, meyhaneci, meyhanecinin çırağı, tüysüz delikanlı, onu methediyor. Daha sakalı yürümemiş yüzüne, akça pakça, baştan aşağı edepsizlik. Yani lisede bu kitap okutulur mu, bu şiir okutulur mu ya? Aklınız mı yok ya sizin? İnsafınız mı yok ya? Şu nesli mahvetmek mi istiyorsun? Şarap şiiri okutulur mu? Homoseksüellik şiiri okutulur mu? Şu oğlanın oğlancılık şey yapılır mı? Açıkça söyleyelim. Bilinsin, günahlar da bilinsin de işlenmesin. Teşvik edilir mi? Kıs kıs gülüp, pıs pıs uğraşıp mastan yaparsan çökersiniz. Önünü alamıyoruz rüşvetin. Alamazsın tabii. İslam'a çelme takarsan rüşvetin önü alınır mı? O hastalıkların ilacı İslam. Zinanın ilacı İslam. Efendim oğlancılığın ilacı İslam. Sarhoşluğun ilacı İslam. Hırsızlığın ilacı İslam. Tembelliğin ilacı İslam. Has Müslüman oldu mu cihanı fetheder. Bir gemiyi fetheder, bir orduyu yener tek başına. Bütün mesela hakiki Müslüman olmak. Biz de çürüyüz. Neden? Çürük elmanın yanında bulunanlar çürük olur da onlar. Bulaşıyor kenardan kıyıdan. Camiye geliyoruz. Aldırma. Camiye geliyoruz ama kızının düğünü nasıl yapıyorsun? Gel bakalım. Erkekçe konuşalım. Nasıl yaptın kızının düğünü? Hocam sorma. Karıştırma hocam ortalığı. Karıştırırsan olmaz. Ya ne düğünümüz İslam'a benziyor? Ne masamız, efendim soframız İslam'a benziyor, ne ticarethanemiz İslam'a benziyor, ne konuşmamız İslam'a benziyor vesaire. Başta olarak tabii devlet yıkılıyor, millet delinir bakarsın gene gitmiş. Gene gider. Hırsız. İstediğin kadar vergi topla. Keşke toplamasa da gitmese. Keşke vergiyi efendim hayra şey yapmak mümkün olsa. Çünkü toplandığı zaman fareler yiyor. Devlet büyük olduğu zaman, ambar büyük olduğu zaman parazitler çok oluyor. Devleti küçük çekler, parazit az olacak. Yedikleri milleti yıkmayacak. Özel teşebbüs sahipleri ambarlarını korumasını biliyorlar. Basıyorlar ilacı. Efendim, ne fare kalıyor ne haşerat kalıyor. Efendim bir şey oluyor. Müessesesini yırtmak için. Ama devletin malı oldu mu? Devlet malı deniz, dal, cüm, yemeyen domuz. Yani yemeyene hakaret ediyor. Yiyene hakaret etmiyor. Yiyen ahlaksız, edepsiz demiyor. Devlet malı deniz, yemeyen domuz diyor. Öyle şey olur mu? Ne biçim söz bu? Kinayeli bir söz derler buna. Ters söz yani. Gel gel, yap da gör. Hadi hadi kırmızı ışıkta geç de göreyim. Polis dışarıda bekliyor böyle. Şeyde bu tarafta geçilmez çizgisinde, dönem için burasında. Hadi
geçilmez çizgi geç de göreyim. Ceza yazacak. Hop, keklik gibi düşecek polisin eline. Ver bakalım, cart, cezayı yazacak. Yani kinayeli söz. Devlet malı deniz, yemeyen domuz. Ne demek? Herkes böyle düşünüyor. Domuz gibi yemek lazım deriz biz. Öyle değil, yemeyene domuz diyor. Yani namusluya hakaret gibi görünüyor ama kinayeli bir söz. Tabii aslında bizim şeyimize uygun değil. Biz yemiyoruz devletin malını. Müslümanların hiçbirisi yemiyor. Yemez. Hakiki Müslüman yemez. Domuz mu? Hayır. Necistir Müslümanlıkta domuz. Biz öyle şey yapmayız. Öyle şeyimiz yoktur. Şeyh Şamil, Kafkas mücahidi, Ruslar şey yapmışlar, muhasere etmişler. Neticede çarpışmış filan. Esir düşmüş. Tabii bunu Moskova'ya götürmüşler. Büyük şeyh, Nakşibendi şeyhi, Şeyh Şamil, efendim bizim tarikatımızdan, büyüklerimizden, koca sakallı, heybetli, mübarek zat, baloya filan götürmüşler. Baloda ne işi var Şeyh Şamil Efendimiz Hazretlerinin? Ne yapsın? İşte kuyruklu fraklar, bilmem neler, kadınlar, bilmem göğüsler açık, bilmem tuvaletler, bilmem ne. Belki de hakaret olsun diye esnemiş Şeyh Şamil diye esnemiş. Yani sevmiyorum sizin bu şeylerinizi ya. Bunlar masal, uydurucu gibi. Kimin? Esnemiş yani. Oradan birisi şey demiş. Ayı demiş, ağzını açtı yiyecek bizi demiş. Yani korkuyorlar da yani ağzını esnemesinden böyle bir hakaret edince Şeyh Şamil ne dedi demiş. Yok efendim, hık efendim, fık efendim filan demişler ama ne dedi demiş. Anlamış şeyi tabii. Demiş ki onlara söyle Müslüman domuz eti yemez demiş. Domuz olan kafirler yani. Ama işte öyle döndürüyorlar. İman olmayınca işler karmakarış olur muhterem kardeşler. Evet. Kur'an-ı Kerim'in hakkında bu sözleri niye söyledim? Kur'an-ı Kerim'e gereken bağlılık ve saygı yok Müslümanlarda. Kaç defa hatmettin? Ver bakalım cevabı. Günde kaç sayfa okuyorsun? Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okudun mu? Manasına aşinalığın var mı? Allah bu Kur'an'ı benim için indirmiş, şunu bir okuyayım da emirlerini tutayım dedin mi? Demedim, bilmiyorum, etmiyorum, okumadım. Cevaplar hep böyle olacak. Millet besmeleyi çekmesini bilmiyor. Fatiha'yı doğru okuyamıyor. Sok imtihana camilerdeki insanları, okut Fatiha'yı bakalım. Yüzünü gözünü parçalı parça ede ede, kafasını gözünü kıra çıkara, millet kırık dökük bir Fatiha okuyor, bir Sübhaneke öğrenmiş, bir tahiyyat öğrenmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dört rekat namaz kılınca iş bitti sanıyor. İslam böyle seremoni dini değil. İslam çok yüksek bir din. Çok şuurlu insanların anlayabileceği hayata bir bakış tarzı, bir örnek hayat sürüş tarzı İslam. Sözü başka insanın, bir Müslümanın, ticareti başka, vefası başka. Şeyde okuyoruz. Efendim, Tabakat-ı Sufiye'yi okuyoruz. Müslümanın ahlakı nasıl olması lazım? Orada inşallah cumartesi. Nasıl gerçek Müslümanların ahlakı orada görülecek. Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. E'ribu, irab edin demek ama yani manasının inceliklerini üzerinde tefekkür ederek düşünün manası. Doğru düzgün okuyun manasına. Efendim. Vettebi'u garaibehu, bilmediğiniz kelimelerin peşine düşün, sonunu alın, öğrenin. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Abese suresinde ve fakiyeten ve ebben meta elleküm ve li enamiküm ayet-i kerimesinde. Tamam. Yukarıdaki ayetlerdeki kelimeleri biliyor. Gelmiş fakihe meyve demek. İşte Allah yeryüzünde insanlara neler yaratmış. Efendim karpuzlar yollarda dizili, kavunlar altında, efendim 8000 lira kilosu kesmiş kıpkırmızı, sıcakta insanın ağzının suyu akıyor, üzümler dallardan sarkıyor, elmalar, erikler, şeftaliler kırmızı, efendim somunlar, Trabzon ekmeği, 5 tane ekmeği bir araya getirmişler tepsi gibi, nimetler, fakiheten meyveler, efendim hububat vesaire
ve ebben metaallekum ve enamikum. Hazreti Ömer Arap. Arabistan'da yetişmiş. Biliyor ama gidiyor soruyor. Ebben ne demek? Sağa sola biraz böyle edebiyatı ileri olan, eskiyi yeniyi bilen insanlara soruyor. Bak burada ne diyor Peygamber Efendimiz? Vettebi'u garaibehu. Kelimelerinin peşine düşün. Ne manaya geldiğini anlayın. Efendim inceliğini, farkı sezin. Efendim manasının o şeyini iyice öğrenin. Çünkü onun manasının o incelikleri faraizidir Kur'an'ın. Farzlarıdır. Önemli şeylerdir. Ahkamıdır, hudududur. Diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacağız? Muhterem kardeşlerim, elimize kağıdı, kalemi alacağız. Bir alim kimse karşımıza geçecek. Bir ayet-i kerime okuyacak. Uzun uzun izah edecek. Not alacağız, not alacağız. İyice talebe gibi anlamaya çalışacağız. Öğreneceğiz. 3 ayet, 5 ayet, 7 ayet, 10 ayet. Bir aşır öğrenirlermiş eskiler. Yani Arapçayı bilen eski Müslümanlar. İlk Müslümanlar. 10 ayet ezber okurlarmış, manasını anlarlarmış, ahkamını öğrenirlermiş, iyice hazmederlermiş, akıllarına, şuurlarına yerleştirirlermiş, hayatlarında uygulamaya geçirirlermiş, ondan sonra öteki 10 ayeti kerimeye geçerlermiş. Öteki aşırı şerife, arkasındaki ayetlere geçerlermiş. Bizim nasıl Kur'an okuyorlar? Nasıl namaz kılıyorlar? Namaz kılışımızda kusurlu, efendim, kıraatimizde kusurlu, Kur'an-ı Kerim'e kusurlu, hatmimizde kusurlu, meseleyi ele tutuş alışkanlığımızda kusurlu, kusurluyuz. Gençler bu kusuru bilsinler, şimdiden kendilerini düzeltsinler, yaşlılar da ayaklarını denk alsınlar. Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kelamı olarak gerektiği saygıyı göstersinler. Gerekli bağlılığı göstersinler, bu işi iyi öğrensinler diye bu meselenin üstünde bu kadar duruyor. Evet, bir hadis okuyoruz, fazla gitmiyor. Neden? Can damarına geldik de ondan. Millet Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Adam televizyonda çıkmış, yük gibi ötüyor. Efendim, böyle dil koyarlar havada, o zaman biraz daha zırlayarak zurna gibi ses çıkar filan. Öyle ötüyor, şey yapıyor. Şöyle dedi, bizim filanca büyüğümüz böyle dedi vesaire. Bırak onları ya. Sen Kur'an-ı Kerim'in aslını mı? Alevi vatandaşlardan birisi, şoför. Arabayı sürüyor, otobüs tenha. Ön taraftaki iki kişiyle kavga ediyor. Biz Aleviler, siz Sünnilerden daha üstünüz. Daha iyi Müslümanız filan. Ben de duyuyorum. Üçüncü, dördüncü sıradayım. Bunların münakaşalarını duyuyorum. Gittim yanlarına. Araba gidiyor bir tarafa. Öyle işte olduğu için tenha araba. Dedim yüksek sesle konuştuğunuz için konuşmalarınızı ister istemez duydum. Ben de oturup katılabilir miyim? Baklar oturup katıldım. Seneler önce. Oturdum ön tarafa. Kapısı ortadan ve arkadan olan otobüsler. Ön taraf böyle şey. Masala ikili. Şoför burada. Ben de ikinci var bir şey oldu. Şoför Alevi olduğunu övünerek söylüyor. Ben Alevi'yim diyor. Pekala. Dedim, siz Alevi kardeşlerimiz namaz kılar mısınız? Şimdi ben de söze katılacağım. Ben de İlahiyat Fakültesi'nde hocayım dedim. Arapça biliyorum dedim. Farsça biliyorum dedim. Orada yani biraz övünmek gibi olmasın. Övünmek manasına gelmez diye düşünerek kendimi biraz böyle şey yaptım. Arapça bilirim, Farsça bilirim, İlahiyat Fakültesi'nde hocayım, doktora yaptım, doçent oldum vesaire filan, profesör oldum. O zaman değildim de profesör. Söyledim yani hocayım dedim. Sana bir şeyler soracağım, doğru cevap ver, yanlış cevap ver. Çünkü doğruyu söyledim. Sordum, siz namaz kılar mısınız? Ne yalan söyleyeyim abi dedi, kılmayız.
Oruç tutar mısınız? Tutmayız. İçki içer misiniz? İçeriz. Vesaire. İtiraf. Aynen güzelce söyledim. Tamam. Siz Allah Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namaz kılmayı emrediyor. Efendim camiye gidince camiye gelenin pabucunu çalıyorlar. Caminin ne kabahatı? Adamcağız hep camiye geliyor. Hem pabucu çalınıyor hem de karalanıyor. Yani benim de pabucum çalınmış. Yani Aydın'dan bir misafirim gelmişti. Onun da botu çalınmış. Efendim filan. Olur böyle şeyler. Ne yapalım? Türk polisi yakalar. Öyle mi? Türk polisi yakalar. İçeride camiye hırsız geliyorsa tedbir al. Bir tanesini nöbetçi bırakın. Biz öyle yaptık en son durumda. Nöbetçi bıraktık. Yakaladık hırsızı. Bir gün burada yatsı namazında şey yapıyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Tamam namaz bitti. Arkada bir karışıklık oldu. Ben de ne oluyor diye baktım. Fırt bizim arkadaşlar dışarıya fırlamışlar. Hırsızı yakalamışlar. Suç üstü elinde kovuşlarla yakalamışlar. Vuruyorlar güm güm şeyle. Şerefe olan bir yorumla falan söylüyor. Bir şeyler söylüyor. Neyse. Hem de ben çok var. Bizim burada caminin etrafına arkadaşlar gelir vaaza şuna buna. Camını kırarlar. Tevhini alırlar. Dedim ki dört köşesine caminin. Ve ben çıkıyorum. Ne yapalım? Her bu caminin kusuru değil ki. Hırsızın kusurunu camiye ne yüklüyorsun? Sonra dedim ki Hz. Ali Efendimiz namaz kılar mı? Kılar. Camide öldürdü. Ha, camide öldürdü diye. Yani camiye mi gelmeyeceksin? Öldüren kim belli yani. Bu yanlış dedim. Oruç tutmamalıyız diye yanlış. İçki içmeyi Allah haram kılmıştır. Siz niye içiyorsunuz? Efendim bizim dedelerimiz, büyüklerimiz dedeler.